Arkadaşlar, Kine Master eğitim serimizin 4. dersine hepiniz hoş geldiniz. Bu derste Kine Master üzerinden render alma ipuçlarını size göstereceğim. Render nasıl alınır? Bunlardan bahsedeceğim. Eğitim serisinin ilk dersinde Kine Master'ın temel bilgilerini size aktardım. Nerede ne var onu gösterdim. İkinci dersinde arkadaşlar video düzenledik beraber. Video montaj nasıl yapılır bundan bahsettim. Üçüncü dersinde ise green screen ile birlikte videonuzu daha nasıl böyle kaliteli hale getirebileceğinizi söyledim. Sıra geldi bu hazırladığımız videoyu nasıl dışarıya aktarırız, yani nasıl render alırız. Bugün de bundan bahsedeceğim. Lafı fazla uzatmıyorum, direkt öğretmeye başlıyorum. Şöyle uygulamayı açtığımızda direkt ayarlar kısmına gireceğiz. Buradan aşağıya doğru ineceğiz arkadaşlar. Gelişmiş ve tecrübeye dayalı ayarlar yazıyor. Ona bir sefer tıkladım. Buradan yine de devam etsin mi yazıyor. Ona da tıkladım. Böyle bir bölüm açıldı. Şu üçüncü olan 30 FPS yazanı işaretleyeceğiz. Bunu işaretledikten sonra artık videolarımızı 60 FPS olarak dışarıya çıkartabileceğiz. Hemen buradan geri çıkıyorum. Şu videoma tıklayacağım. Buradan paylaşa tıkladım. Evet, dışa aktar bölümüne geldik. Asıl olay burada bitecek. Sağ tarafta kare hızı var. Kare hızı arkadaşlar 60, 50, 48 gördüğünüz gibi aşağıya doğru azalarak iniyor. Biz bunu 60 yapacağız. Çünkü 60 FPS video her zaman daha akıcı olur, daha güzel olur. O ilk baştaki ayarı açarsanız burada da 60 FPS'i göreceksiniz. Bir de şunu söyleyeyim, Kine Master'ın özel bir sürümü bu arkadaşlar. Eğitim serisinin ilk dersinde açıklama kısmına ben bunun linkini eklemiştim. Oradan indirdiğiniz takdirde bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Evet, 60 FPS'i de buradan seçtik, her şey yolunda şimdilik. Aşağı indik, bit hızı diyor. Bu bit hızı gerçekten önemli. Çok kişi burayı atlıyor, direkt export'a basıyor. İşte videoyu dışa aktarıyor. Fakat bit hızı gerçekten dikkat edilmesi gereken yerlerden. YouTube'un belli kuralları var bit hızı hakkında. Yani eğer bunları yaparsanız YouTube'a daha hızlı bir şekilde ve daha iyi bir şekilde video yükleyeceksiniz. Ben bunları söyleyeyim. 24, 25 ve 30 FPS'de video yükleyecekseniz burayı 8 megabit yapmanız öneriliyor. Burayı 8'e çekeceksiniz, yani şu civarlarda yaparsanız 24, 25 ve 30'a kadar yapacaksanız dediğim gibi burayı 8'e çekmeniz en ideali. 60'a yeniden getirdim. 48, 50 ve 60 FPS'de yapacaksanız zaten üçü de hemen şöyle gözüküyor. 12 megabit saniyeye getireceksiniz. Ben şu an 12'ye getirdim arkadaşlar. Bu tabii ki de 1080p videolar için geçerli değerler. Bunları nereden aldın diyecekseniz YouTube'un kendi bölümünde, yardım kısmında bunlar tek tek yazıyor. Ben 1080p için bunları söyledim. Daha aşağılar için, 720 için mesela, 360 için vesaire diğer kaliteler için açıklama kısmına ben linki bıraktım. YouTube'un sayfasına oradan gideceksiniz ve bunları tek tek siz de bakacaksınız. Dediğim gibi 1080p, 60 FPS ve 12 megabit saniye ayarladığınız takdirde videonuz mükemmel olacaktır. Bu şekilde zaten. Buradan da zaten bit ayarını yükseltince aşağıda boyutu da artıyor. Yani millet bunu sona çekiyor. Acayip yüksek boyutlu oluyor ama videoya bir girdiğinizde donmalar, böyle buğulanmalar vesaire yaşanıyor arkadaşlar. Hem boyuttan tasarruf edeceksiniz hem de gayet kaliteli bir video yüklemiş olacaksınız. 12 megabit saniye. Bu ayarları yapın ve YouTube'a videonuzu yükleyin diyorum. Bugünkü video biraz kısa oldu. Eğitimin en kısa videolarından biri oldu. Çünkü göstermem gereken kısım bu kadardı arkadaşlar. Daha fazla bir böyle bir özelliği yok. Şu an gördüğünüz özellikleri yapıyorsunuz ve bütün işiniz tamam oluyor. Evet, bugünlük benden bu kadar. Önümüzdeki derste görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.